Şirket. Haberi duydunuz mu? Ne oldu lan? Sibel mi? Sibel geri mi döndü? Bir haber mi var lan, söylesene. Yok abi, Sibel değil. Saffet'le ilgili bir haber var. Ama. Ne olmuş ona? Saffet ölmüş abi. Ne? Ne diyor oğlum? Ne diyor lan bu? Ne diyorsun oğlum sen ya? Ölmüş mü? Ciddi misin? Kafan buluyorsun bizimle. Hayır abi, duyduğumu söylüyorum. Nasıl olmuş peki? İntihar etmiş diyorlar. Hayda. Nasıl ya? Olaya bak ya. Saffet'i bulmalarına imkan yok. Artık Saffet'i aramıyorlar. Kendilerini cezalandırıyorlar. Kemal Bey, nereye? Hocam. Bu saçmalığı bitirmeye. Hocam, dikkat edin. Çocuklar. Hadi yeter artık, gidiyoruz. Size gidiyoruz diyorum. Derhal çıkın. Çocuklar. Çocuklar. Bunu neden yaptığınızı biliyorum. Ama saçmalıyorsunuz. Bakın. Saffet'in kaybolması sizin suçunuz değildi. Çocuklar. Bu olayda sizin en küçük bir hatanız yok. Çocuklar! Çocuklar! Ya çıkarsınız ya da ben de yanınıza gelirim. Çocuklar! Geliyor musunuz? Geleyim mi ha? Blöf yaptığımı mı sanıyorsunuz ha? Saffet intihar edecek kadar zayıf biri değildi. Bunu nasıl yapar? Nasıl? Aklım almıyor bir türlü. Onu nasıl bu kadar yaralamış olabiliriz? O kendini öldürecek en son insandı. Böyle söyleme Ali. Oğlumun yaşıyor olabileceği ihtimalini unutuyorsun. Meral Hanım haklı. Umudunuzu kaybetmeyin çocuklar. Belki şu an bunu yapmak zor ama umudunuzu kaybetmeyin. Biz de bu ihtimalin gerçek olmasını istiyoruz ama polisleri duydunuz. Aramayı da bıraktılar ya. İnanamıyorum. Polis aramayı bırakmış olabilir ama ben vazgeçmeyeceğim. Kendi imkanlarımızla arayacağız oğlumu. Ondan bir iz bile olsa bulacağız. Oğlumun bulunması için ne gerekiyorsa yapacaksın Ahmet. Tamam efendim. Saffet'ten ayrı kaldığım yıllarda bir gün bile ona ulaşamayacağımı düşünmedim. Bir gün bile aramaktan vazgeçmedim. Karşıma ne kadar engel çıkarsa çıksın, umut etmeye devam ettim. Haklıymışsınız Kemal Bey. Bir anne her durumda herkesten daha güçlü olabiliyormuş.